Kendimizi fırına attık. Sabaha hazırlık yapacağız, kahvaltı hazırlığı. Sinan Usta. Evet, merhaba. Yağlı hamuru yoğuracağız şimdi. Gecenin bu saatinde bizi neden getirdiniz buraya? Vallahi yağlıyı çekelim dediniz. Öyle geldiniz bakalım. Hayırlısı. Yağlı dediniz ama ortada ben yağ görmüyorum. Un, tuz. Aynen. Yağlının yapılışı zaten tuzla. Un, başka bir şey yok. Maya falan yok, hiçbir şey yok. Böyle sizin için bir özel hamur yoğuruyoruz böyle. Un, tuz, suyla oluşan bir hamur yoğuruyoruz. Tokat'ın meşhur yağlısını yapıyoruz. Tokat'ta çok sevilir. Özellikle kahvaltılarda. Gece yarısı başlanır hazırlıkları. Önce hamur yoğrulur. Daha sonra yağlanır, dinlendirilir. Tüm aşamalarını göreceğiz. Evet. Sinan Usta'yı itinayla izliyoruz. Aynen. Un, tuz, suyu karıştırdı. Güzel bir hamur yoğuruyor. Bize özel, göstermelik bir hamur yapıyor. Normalde çuval çuval yapılıyor. Hamurun kıvamı nasıl olacak ustam? Böyle kulak memesi gibi olacak. Kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz. Her aşamada dinlenmesi lazım. Yoğuruyoruz, dinleniyor 10 dakika, 15 dakika. Kesiyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Merdane vuruyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Hepsi dinlenmeli gidiyor. Hamurumuz yoruldu. Hamur yoruldu. Şimdi bir 10 dakika bekleyelim. Dinlensin ondan sonra. Aşamalara geçeceğiz teker teker. 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz yaklaşık 10 dakika dinlendi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Sinan Bey? Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Böyle. Tek tek. Elimiz artık terazi oldu. Hepsi 110 gramdır bunların. Böyle. İstiyorsanız teraziye bile koyabilirsiniz. Bunu soracaktım. İsterseniz tartalım. Aynen. Hadi deneyelim. Tamam. Bakalım 110 gram gelecek mi? Tartıyı getirdik, tartıyoruz. 110 gram. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 110 gram geldi. Böyle yuvarlıyoruz hamurları. Ondan sonra merdaneye geçeceğiz. Merdane vuracağız. Merdane vurduktan sonra yağlıyı sepmeye başlayacağız. Artık yağlayacağız. Aynen. Yağlaması bir 10 dakika. Mola veriyoruz, bir çay molası. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam, 10 dakika bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika daha geçti. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi şefim... Şimdi merdane vuracağız. Tamam mı? Merdane isteğini aldı ama bu merdane bildiğiniz merdanelerden değil, evet. Tarihi eser. Aynen. 40 yıllık merdane bu. Dedemin merdanesi, dedemden kalan. Böyle merdane vuracağız şimdi. Şimdi merdaneyi açıyoruz. Bu aşamada yağımız geldi. Aynen. Bundan sonrası aşama yağlı sürme. Katlıyoruz. Her parçaya yağ vuruyoruz. Şimdi merdaneyi açıyoruz, üst üste koyuyoruz. Evet. Yapışmazlar usta bunlar birbirlerine. Yok, yapışmaz. Bunlar bir 10 dakika daha dinlenecek. Ondan sonra sepme aşaması. Ne aşaması? Sepme. Sepeceğiz yani. Böyle büyüklükte böyle vura vura sepeceğiz. Ondan sonra her katına yağ vuracağız. Hamurlarımızı birazcık açtık. Şimdi tekrar bekliyoruz. 10 dakika daha. Bekleyeceğiz. Evet. 10 dakika sonra tekrar açma aşamasına başlayacağız. Hamurlarımız tekrar dinlendi ve artık açmaya başlıyoruz. Evet, açma aşamasına başlıyoruz. Oklavasız, merdanesiz. Aynen. Elimizle açacağız. Elimizle açacağız, evet. El yeteneği. Yağlıya yağlıya. Artık yağ giriyor devreye. Aynen. Şu şekilde. Bakın. Yağlayarak açıyoruz. Katmer gibi. Gaziantep katmeri gibi. Böyle vura vura açıyoruz bunu. Oo ustam. Harikasınız. Her katına böyle yağ çalıyoruz. Böyle bohça haline yapıyoruz. Bunları tek tek tavaya basacağız tekrardan. Dinlenmeye bırakıyoruz. Aynen, dinleniyor. Her aşamasında dinleniyor böyle. Bakın bu şekilde vura 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 elimizle açıyoruz. İncecik açılıyor. Yağlıyoruz, kapatıyoruz, yağlıyoruz, kapatıyoruz. Bohça şeklinde getiriyoruz. Yuvarlak bir şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Tokat yağlısı. Şimdi ne kadar dinlenecek bu hamurlar şefim? 3-4 saat bunlar bekleyecek. Ondan sonra tavalara basacağız. O da dinlenecek. Ondan sonra fırına süreceğiz. En son aşaması. Ondan 3-4 saat bekliyoruz. Diğer aşamasını 3-4 saat sonra gireceğiz. Ben birazcık uyuyayım. Tamam.
Siz biraz uyuyun, ondan sonra tekrardan yağlı yiyin. Tamam. Yağladığımız hamurlar 3 saattir dinleniyor. Şimdi bu hamurları tavaya basma zamanı. Nasıl basacağız Sinan? Şimdi bunları tek tek tavaya koyacağız. Yumurtayla basıyoruz bunları. Güzel şuradan. Bakın beze beze ayırdığımız hamurları yumurtayla basıyoruz. Yuvarlak şeklinde böylece. Yumurtanın akıbet sayısı karışık mı? Aynen. Suyla birazcık karışık. Sade yumurta da olmuyor. Sade su da olmuyor. Çok az bir şey. Su katıyoruz. Bu tepsinin şekilde. Tepsinin altı yağlı mı? Yok. Sadece hamur yağlı yeterince. Aynen, yağlı. Yapışmaz. Aynen yapışmıyor. Her gün temizleniyor zaten tavalar. Böylece. Bu şekilde basıyoruz. Böylece fırına veriyoruz. Bu pişiyor böyle. Şu an fırına vermeye hazır. Evet, bir 10 dakika dinleniyor. Fırına veriyoruz bunu. Ondan sonra afiyetle yiyorsunuz. Hadi ben hemen bunları fırına götüreceğim ama önce şimdi çökelekli yağlımızı hazırlayalım. Daha sonra taş fırına gideceğiz. Taş fırında odun ateşinde. Evet. Çevire çevire pişireceğiz. Evet, şimdi çökelekli yağlıyı basıyoruz. Sadece çökelek yok, içinde sebzeler de görüyorum, otlar aynen. Görüyorum. Evet, maydanoz var içinde. Böyle bunda yumurtalıyoruz böyle. Asıyoruz, bunlar da sabahleyin. Gelen müşteriler istiyorlar, yiyorlar. Güzel canım, afiyetle. Bakın açtığımız hamurun arasına, bastığımız hamurun arasına çökelek koyuyoruz, maydanoz çökelek. Tokat'ta sabah vazgeçilmez. Yağlıyı bilen bilir. Bilmeyen de gelip yesin yerinde. Aynen. Kaç yıldır yapıyorsun usta bu işi? Dedemin yanında 12 yaşında başladım. Hala çalışıyoruz yani. Dededen toruna geçen bir meslek. Evet. Dördüncü kuşağız biz. Dördüncü kuşak var. Aynen. Şimdi bastığımız, peynir döşediğimiz hamurları hemen atabiliyoruz. Bu fırında yoksa yine beklemesi lazım mı? Dinlenmesi lazım. Her aşama dinleniyor. Dinlenmesi olmuyor. Yani yüzleri hep yırtılır. Ne kadar dinlenecek şimdi böyle? Yağlısı kabarmaz. Bu en az 15-20 dakika dinlenmesi lazım. Şu anda çökelekli yağlımız ve sade yağlımız hazır. Fırına girmeye hazır. Evet. Birazcık dinlendireceğiz. Daha sonra götürüp fırına, taş fırına pişireceğiz. Evet, ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. En sevdiğim ana doğru geliyoruz. Ellerine sağlık ustam. Teşekkür ederim. Bundan sonraki işim fırıncıyla. Yaklaşık 4 saat dinlenen yağlarımız şu anda fırına girmeye hazır. Evet, aynen öyle. Bedettin'le beraber. Bu sade olanı. Çökelekli, sade. Yağlarımızı fırına atacağız. Evet. Bu da çökelekliğin pişmiş hali. Bakın, bir taraftan atıyoruz, bir taraftan pişenleri çıkarıyoruz. Evet, aynen öyle. Hemen çıkarmıyoruz ve çeviriyoruz. Üstü pişti yağların. Arkada çeviriyoruz, şimdi arkasını pişireceğiz. Gördüğünüz gibi her aşaması zahmetli. Aynen öyle. Müşteriye verene kadar 12 kere elden geçiyor abi. Odun ateşinde. Odun ateşi abi özellikle. Doğal gaz falan değil. Gördüğünüz gibi fırına atıyoruz çıkarıyoruz. Atıyoruz çıkarıyoruz sürekli çevirerek kontrol ederek pişiriyoruz yağları. Evet abi şu anda bakın sadeyi çıkarmak üzereyim. Bunlar arka tarafı. Arka taraflar her zaman az kızarır. Yüzü çok kızarır, arkası da çok kızarırsa çok gevrek olur. Tam bu yenecek kıvamda şu anda. Tamamı bu. Evet abi. Şu anda sadeler hazır, peynirliler de geliyor. Bunlar sade, peynirli. Yeni çevirdik. 3 dakika sonra da peynirli çıkacak abi. Bakın çeviriyoruz, atıyoruz. Çeviriyoruz, atıyoruz. İlk yüzünün pişmesi 5 dakika, ikinci yüzü 3 dakika. Tokat yağlısıyla başlayacağız güne. Evet, şu anda çökelekli çıktı abi. Bakın az önce çevirdiğimiz çökelekler şu anda çıktı. Evet. Hemen tadına bakalım. Şöylesinin bir tane içini açayım abi. Hemen gösterelim ustam. Tokat çökeleklisi, çökelekli yağlısı pardon. Şöyle abi, çökelek içinde erimiştir. Evet. Bu peynirlisi, bir de sade alayım. Yanına sadesi. Ben bismillahirrahmanirrahim tadına bakıyorum. Hamur kat kat ayrılmış. Evet, tel tel abi. Tel tel, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Evet. Peynirle beraber, çökelekle pardon, peynir demeyelim, tokatlar kızıyor. Evet, çökelekle beraber çok güzel olmuş. Evet. Ustam, ellerinize sağlık. Abi. Neden tokatların sabahın ilk saatlerinde gelip yağlı sıraya girdiğini, yağ dediklerini şimdi anlıyorum. Yemeden anlayamaz. Yemeyen anlamaz. Evet. Hemen yanına çay mı alıyoruz? Evet, hemen çay. Yanımıza çayımızı alalım, bu güzel yağları yiyelim ve ardından devam edelim. Tokatın tadını çıkarmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.